qeyd etdiyimiz kimi artıq ATƏT-in Minsk qrupu yoxdur. Faktiki olarak üzvləri nümayəndə baş müşavir olarak təyin olunub. Bundan sonra artık bir müddət var, normallaşma, sülh müqaviləsinin imzalaması. Burada indi vasitəçiliyi kim götürəcək? Avropa İttifaqı mı daha çox öhdəsinə götürəcək? Rusya mı? Yoxsa artık Cənubi Qafqazda yaranan yeni reallıqdan sonra biz burada Minsk qrupunun üzvü olan Türkiyənin rolunun artdığını görəcək? Şimdi, hansı platform olacaq? Cənab Prezident çok güzel söyledi. Zaten varlıkları bir şey yoktu. Şimdi o olmasın zaten. Şimdi 6 Aprildeki Brüksel görüşmesinde orada bir karar alınmıştı. Ay sonuna kadar bir çalışma yapılıyor. Ya bu ne demek? Avrupa Birliği buna vasıtacılık edecek demektir. Yani bundan sonrası takip edecek. Zaten biliyorsunuz Paşinyan Moskova'ya gitmeden önce Charles Michel aradı. Yani sözüne sadık ol. Yanlış bir şey yapma dedi. Moskova'dan da destek çıktı yani. Olumsuz bir şey çıkmadı Moskova Paşinyan'ın Moskova'da görüşmesinde. Tabii ki zaman zaman o toprakların eski yöneticisi durumunda olan Rusya'da danışacaklar. Yani bunun içinde ama Türkiye zaten konunun içinde daha da aktif olacaktır. Sorunu bir an önce çözmek için zaten Türkiye-Ermenistan normalleştirmesi İşin içindeyiz zaten biz. Yani bu normalleşme süreci istiyorlarsa hızlı şeye bağlı. Sulh anlaşmasının imzalanmasına bağlı. Onun için biz zaten işin içindeyiz. Bu işin bir an önce olmasını istiyoruz yani. Yani Türkiye'nin rolü artacaktır. Zaten aktif şekilde yürüyordu. O hemşedirleri de aslında Türkiye'yi yakından takip ediyordu ama onların misyası bu işi çözmemek üzerine kurulduğu için Türkiye'de fazla bir şey yapamadı. Zaman zaman Türkiye'ye davet ettik biz. Siz ne yapıyorsunuz dedik. O hemşedirlere hep böyle geçiştirdiler. Yani bunu gördük ki 28 yıl Cenab-ı Prezident söylediği gibi hiçbir şey yapmadılar yani. Yani olmasa varlıkları bizim için hiç geçerli değil. Yok oldular zaten. Neticede yoka çıktılar. Yani... Pansiyon'a gittiler.